şu anda Crystal Bridge Amerikan Sanat Müzesi'nde George Bellows tarafından yapılan büyük bir tabloyu inceliyoruz. Bu ilginç bir durum çünkü George Bellows'u düşündüğümde aklıma gelen Aşken ressamları ve New York sokaklarından görüntüler ve göçmen topluluklar aklıma geliyor. Ancak bu tablo bu saydığım unsurları barındırmıyor. Bu tablo Bellows'un eserleri arasında büyük ölçüde unutulan bir seriye ait. 1980'li yıllara kadar, 1918 yılında yapılan ve "Savaş Serisi" adı verilen bu seriyi e, geniş çaplı gösteren bu seriyle geniş çaplı biçimde ilgilenen bir sergi düzenlenmemişti. Bu tablonun adı "İşe Yaramazın Geri Dönüşü" ve bize bakması neredeyse güç bir görüntü sunduğunu söyleyebiliriz. Bu tablo, Birinci Dünya Savaşı'nın yeni başladığı sırada, Ağustos 1914'te Almanlar Belçika'yı işgal ettiğinde yaşandığı iddia edilen vahşeti anlatan bir tablo. Burada bir çalışma kampında zorla çalıştırılan ve çalışamaz durumda olduklarından geri gönderilen Belçikalıları görüyoruz. Bu insanların çalışamayacak kadar hasta ya da yaralı durumda olduklarını görüyoruz. Tabloda Alman askerleri de var. Sol tarafta ayakta duran askerin dipçikle yerde yatan figüre vurduğunu görüyoruz. Aynı zamanda sağ taraftaki askerinde sırtı bize dönük bir kadına vurmak üzere olduğunu ve bir adamın da zor durumda olsa bile bu dipçik darbesini engellemeye çalıştığını görüyoruz. Bu anlattıklarımız aslında bir dizi rapora dayanıyor. Bu raporlardan ilki Belçikalılar tarafından yayınlanmıştı. Daha sonrasında Fransızlar ve son olarak da İngilizler Bryce raporunda o dönemde yaşananlardan bahsediyordu. Bryce raporunun kısaltılmış hali Mayıs 1915'te New York Times gazetesinde yayınlandı ve kısa süre içinde raporun içeriği hem Amerika hem de tüm dünyada büyük ses getirdi. Belçikalıların ve Fransızların hazırladığı raporla birlikte Bryce raporunun da gerçeklere dayandığı söylense de aslında gerçek bundan çok daha karmaşıktı. Ancak burada önemli olan bu tablonun büyük ölçüde bu tür çalışmalardan etkilenmiş olması. Pek çok insan uzun bir süre boyunca Amerika'nın savaşa girmemesi gerektiğini savunmuştu. Ancak Bryce raporu gibi kamuoyunun fikrini değiştiren bir takım raporlar vardı. İlk başta Bellows'un kendisi de savaşa karşıydı ancak 1917 yılına geldiğimizde tüm bu vahşeti duyan Bellows'un fikri de büyük ölçüde değişmiş ve 1917 yılında asker olmak için gönüllü olmuştu burada gördüğümüz tablo belçika'daki eskizlerden yapılan bir tablo değil sanatçının burada hayal gücünü kullanarak yaşanan vahşetin bir temsilini yarattığını söyleyebiliriz burada hedef kitle tabii ki amerikan halkıydı toplamda yaklaşık 20 taş baskı resim işe yaramazın geri dönüşü adlı bu tabloda dahil olmak üzere 5 büyük yağlı boya tablosu ve bunlarla ilgili 30'dan fazla çizimden oluşan bu savaş serisi pek çok insanın gerçeğe dayanmadığını iddia ettiği bir şekilde savaşta yaşanan bazı olayları görsel bir dille anlatıyor. Belos, tarih tablolarına ait geleneklere ve Francisco Goya'ya ait olan Napolyon, İspanya'yı işgal ettikten sonra yaşanan şiddete bir yanıt niteliği taşıyan Savaşın Felaketleri serisi gibi tarihi modellere bakarak Çağdaş bir dönemde insanların yaşadığı acıları ve çektiklerini betimliyordu. Bellos, en solda gördüğümüz asker figürünü yaparken Bernini'nin Neptün heykelinden esinlenmişti. Yani burada yaşanan çağdaş bir olayla tarihsel bir olayın kesiştirildiğini söyleyebiliriz. Bu tabloda genç kadın dikkatimizi çekiyor. Çıkıp geldiği ortamın nasıl olduğunu görebiliyoruz. Yerde yatan bir kadın var. Ayrıca çocuğunu korumaya çalışan bir anneye benzetebileceğimiz bir figür görüyoruz. Buna ek olarak genç bir kızı tutan yaşlı bir erkek figürünü de görmek mümkün. Gölgede kalan kısımda ise kafasını tutan bir adam var. İlk başta bahsettiğimiz genç kadın önünde yaşanan vahşetten kendini korumaya çalışıyormuş gibi görünüyor. Bu genç kadının az önce açtığı kapının girişi tarafından çerçevelendiğini görüyoruz. Aynı zamanda kırmızıya boyanmış yük vagonunun ahşap kenarlıklarını da görmemiz mümkün. Tablodaki tren aslında savaş yaralarının bir yansıması niteliğinde. İlk olarak tablonun merkezinde yer alan figür dikkatimizi çekiyor çünkü bu genç kadının karanlık bir yerden çıktığını göstermek amacıyla daha parlak ve ışık görülecek şekilde resmedildiğini görüyoruz. Aynı zamanda ellerinin yönüne de dikkat çekmekte fayda var bir eli yukarıya doğru dururken diğer elinin daha aşağıda olduğunu ve bunun da tabloya dramatik ve teatral bir hava kattığını düşünüyorum. Savaş sona erdikten sonra bu tablonun geniş çaplı bir sergide yer almaması bizi çok da şaşırtmamalı. Bu, anlattığı tarihi andan dolayı önemli olan bir tablo. Ancak aynı zamanda bize görsel sanatların siyasi amaçlar için de kullanılabileceğini hatırlatıyor. Bellows'un savaş serisi, savaş propagandası olarak kullanılmıştı ve hatta bu seride yer alan diğer eserlerden biri de Eylül 1918'de yayımlanan, savaş için para toplamak amacıyla halka sunulan bir özgürlük tahvili reklamında kullanılmıştı. Bu durum, sanatın belli bir dönemde nasıl siyaset için kullanılıp seferber edildiğinin bir göstergesi olarak görülebilir.